Bugün sizlere motosiklet kaporta boya hakkında bilgi vereceğim ve motorumuzu komple söküp daha sonra kırık yerlerini vesaire yapıp güzelce boyayacağız ve bu süreçte de sizlere güzel bir video çekmeyi amaçlıyorum. Arkadaşlar merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere motosikletimizin kaportasını sökeceğiz. Bunu bir güzel kırılan yerlerini onaracağız plastik kaynak ile. Daha sonra bunu zımparalayacağız arkadaşlar. Gerekli boya işlemlerini yapacağız. En sonunda da gerekli montajını tekrar yapacağız arkadaşlar. Öncelikle emeğe saygı adına bu videoyu beğenirseniz arkadaşlar çok sevinirim. Ayrıca abone olmanızı da canı gönülden diliyorum arkadaşlar. Emeğe saygı adına lütfen. Teşekkürler. Zaman zaman hepimizin de başına geleceği üzere kırık, çatlak, deforme oluşu gibi problemlerden dolayı arkadaşlar bakın buralarda kırıklar mevcut. Bakın kırık, çatlak, taş çakması gibi nedenlerden dolayı bir sürü parçasında sıkıntı olmaktaydı arkadaşlar. Bunların kaporta boyasını yapacağız. Bakın. Kırık arkadaşlar burası. Aynı şekilde burası da kırık arkadaşlar. Yani birkaç parçasında kırık mevcut. Bakın bazı bölgeleri çizik. Belli oluyor ama şöyle yakınlaştırayım. Bakın. Düşmelerden dolayı, çarpmalardan dolayı bu sıkıntılar olabilmekteydi arkadaşlar. Hep bunlar çatladı, kırıldı arkadaşlar. Biz bunları komple sökeceğiz ve kaporta boya işlemini yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ilk aşama olan sökme işlemini yapıyoruz. Bu videonun altında boyanmış halini ve boyanırkenki durumunu sizlere göstereceğim. Ve daha sonra montajını yapacağız arkadaşlar. Bu videonun altındaki açıklama kısmından diğer ilgili videonun devamına bakabilirsiniz. Herkese iyi seyirler. Şimdi hemen ilgili aşamalara geçiyoruz arkadaşlar. Elimizde bir tane var mevcut. Bunları hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Söküyoruz. Mesela şu kısmını. Zaten bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Hemen şurada ben şey yapmıştım, onu kesiyorum. Evet arkadaşlar. Bu zaten kolaylıkla geliyor. Tek aşama şuradan çıkarmak olacak. Evet, söktük arkadaşlar. İlk aşamamız tamamdır. Bakarsanız hemen bunu hemen köşeye alıyoruz. Daha sonra bu kısmı sökeceğiz. Bunu da buradan alıyoruz. Evet, aynalarımızı sökmemiz lazım. Başka şu kısımlarda da var. Bunları da sökeceğiz. Evet arkadaşlar söktük bunu böyle bu şekilde. Şimdi ön farımızı buradan kurtaracağız. Evet, ön farımızı kurtardık ve vidamızı buraya koyduk. Bu şekilde söktük arkadaşlar. Şimdi daha sonra şu yan granajlara geçeceğiz arkadaşlar. Bunun için öncelikle sepetimizi alacağız. Daha sonra koltuğumuzu kaldıracağız ve işlemlere devam edeceğiz arkadaşlar.
İzlemede kalın. Yaşıyorlar. Ben parçaları götüreceğim. Orada boya işlemini yapacağız. Ben bu farı da götüreceğim arkadaşlar. Çünkü farın üzerinde çizikler var. Bu çizikleri ne yapacağız? Pastacılarla gidereceğiz arkadaşlar. Yani burada çizikler mevcut. Bunları da pastacılar yardımıyla ortadan kaldıracağız. Ve çok şık bir far çıkacak. Yepyeni olacak şekilde. Bunu da koyuyoruz köşeye. Buraya gidecek. Evet arkadaşlar söktük. Burası kırıktı. Burasını yapacağız. Güzel bir şekilde aldık bunu. Şimdi aşağı kısmını sökebilecek miyiz ona bakacağız. Ama bu parçayı galiba komple almamız gerekiyor. Ama bu parça kalsın. Çünkü bu parça bayağı teferruatlı arkadaşlar. Yan gremajları almak için arkadaşlar bu parçayı buradan alacağız hemen. Evet arkadaşlar söktük. Şimdi buradan kaldırıyoruz. Kaldırdıktan sonra köşeye koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi bu mavi yan grenajları yerinden sökeceğiz arkadaşlar. Hemen yan grenajları söküyoruz arkadaşlar. Bunun için şu videoda sökmemiz lazım. Evet arkadaşlar, öndeki vida, iki vida aşırı zorladı beni. Hem yerinin dar olması hem de
Artık böyle su göre göre paslanır ve yapışması arkadaşlar. Yapışmış resmen. Yani epey yordu beni. Bunu niye çıkarıyorum arkadaşlar? Birincisi bu kısımlarda bazı şeyde deformalar var. Onları da yaptıracağım. Evet, bunu da söktük arkadaşlar. Görüleceği üzere bakın buralar deforme olmuş. Bu kısımlarda bakın ezikler mevcut, kırıklar. Bakın burada da kırık mevcut. Bunları yapacağım arkadaşlar. Bunları yapacağız. Bu da bizimle beraber gidecek. Şimdi şu parçayı sökeceğiz. Evet. Bu şekilde bunu aldık arkadaşlar. Buradan işini çıkaracağız. Evet. Bunu da bu şekilde söktük arkadaşlar. Bu kısımda herhangi bir problem yok. Bunu bu şekilde yerine koyalım gene. Arkadaşlar vidalarımızı yine yerine koyacağız. Kaybolmaması için. Çünkü bunlar takarken bizi uğraştıracak. Arkadaşlar malum kış ayındayız ve biraz kusura bakmayın dağınık çalışıyoruz ama bunlar amatörce olarak yaptığımız işlemdir arkadaşlar. Yani biz bir tamirci değiliz ama motorun kaportasını söküp gerekli işlemleri yapacağız. Arkadaşlar neleri söktük? Ön grenaj, ön far, ön göğüs grenaj, yan grenajlar arkadaşlar. Ve yan demir çıta arkadaşlar. Demir bariyer, korkuluk diyebiliriz yani. Bunları söktük. Hemen motorumuza bakalım. Motorumuz şimdi çırılçıplak kaldı. Şimdi arkadaşlar bu videonun devamında boyama yapacağız. Astarlama, macunlama, zımpara ve en son tabii ki boyama yapacağız arkadaşlar. Bu videonun açıklama kısmından yapılan işlemlere dair videoyu görebilirsiniz. Kanalıma destek olmak amacıyla yorum yapmayı, abone olmayı
ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdi herkese teşekkürler.